Efendim 30 kişilik NATO heyeti geldi. İşte Şanlıurfa var, Diyarbakır var ve Malatya var içlerinde. Hani bu üç ilimizle alakalı bu Patriot füzelerinin konuşlandırılacağı iller bunlar. Malatya'dan başladılar. İşte dolaştılar, baktılar, ettiler. İşte Şanlıurfa var, Diyarbakır var içlerinde. Şanlıurfa'da 5 kişi hayatını kaybetmişti biliyorsunuz. Suriye'den gelen, düşen yine misket bombaları iddiaları var. Yine füzeler var, bombalar söyleniyor. Durum bundan ibaret. Malatya'da hali hazırda zaten yine erken uyarı sistemi kurulu. Bir de şimdi Patriot füzeleriyle ilgili durum söz konusuyken Malatya nereye doğru gidiyor diye de bir sormak lazım. Ne oluyor orada diye. Bunları soracağımız kişi, bunları araştıracağımız kişi az önce ismini zikrettiğim Milliyetçi Hareket Partisi Iğdır Milletvekili Sinan Oğan olacak. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Şanlıurfa'nın, Malatya'nın durumu böyleyken gelen 30 kişilik heyet neye karar verecek, nerelere konuşlandırılacağını. Bunlar zaten sıkıntılı durumlar ortadayken bu sıkıntıları iki kat arttırmaz mı? Tabii öncelikle gelen bugün basına ilginç ve biraz da komik bir görüntü yansıdı. Şöyle gelen füze rampasının yerini tespite gelen heyetin otobüsü çamura batmıştı. Ve askerlerin de o inip gelen kişilerin otobüsü o ittikleri görüntüyü haber sitelerinde görünce hakikaten Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu durum bir an böyle gözümüzün önünde beliriverdi. Tam Türkiye'nin durumu odur. AKP'nin durumu NATO askerlerinin bugün çamura saplandığı durumla birebir eşdeğerdir. AKP dış politikası çamura saplanmış durumdadır ve AKP dış politikasını da arkadan o çamura saplanan otobüs gibi ittiren de bir güç var. Dış politikada çıkar önceliği ülkelerin kendiliğindedir, kendilerindedir. Eğer bir yere bir savunma amaçlı bir tedbir düşünüyorsanız, bu savunma amaçlı tedbirin kimi savunacağına siz karar vermek durumundasınız. Savunma amaçlı bir füze yerleştiriyorsanız, yerine siz karar vermek durumundasınız. Eğer kendinizi savunacaksanız ve ateşleme sistemindeki komutanın da sizde olması lazım. Yine diyorum, eğer bu kuracağınız sistem sizinse ve sizi savunma amaçlıysa. Ama Türkiye'de maalesef durum bundan ibaret değil. Türkiye'deki durum biraz daha farklı. Hatırlarsanız biraz daha geriye gittiğimizde Malatya'da, Kürecik'te konuşlandırılmış radar üssünün biz hep İran'a karşı İsrail'i savunan bir radar üssü olduğunu ifade ediyorduk. Bugün Türkiye'de durum çok farklı değil. Bugün füze savunma sistemi veyahut da Patriotların yerleştirilmesinde durum çok farklı değil. Çünkü Patriotlar Malatya'daki üsle entegre çalışacaklar ve kendi muhalifleriyle başa çıkamayan Şam rejiminin Türkiye'ye göndermesi ihtimal dahilinde olan füzelere karşı değil, aslında bir İran-İsrail hesaplaşmasına karşı alınmış bir tedbir olduğu çok net ortadadır. Bizim olmayan savaşın içerisine adım adım çekiliyoruz. İsrail'in güvenliğini sağlamak bize mi kalmış Allah aşkına? İsrail'in güvenlik riskini paylaşmak bize mi kalmış Allah aşkına? Bu sistemle siz ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? İran'la İsrail arasındaki bir mücadelede alternatifleri artırıp İsrail'in riskini paylaşıyorsunuz. Yani İran açıklama yapıyor. Diyor ki böyle olası bir savaşta ilk bombalayacağımız yerlerden birisi Malatya'daki radar üssüydü diyordu eskiden. Şimdi de benzer bir açıklamayı Patriotlar için ifade ediyor. Yani İsrail ile İran arasındaki savaş ihtimali, İsrail ile İran arasındaki sıkıntı da bize ne oluyor? Onun sorusunu hükümete sormak lazım. Aksi takdirde
ne Malatya'daki üssün, radar üssünün ne de Patriotların Türkiye'yi savunma amaçlı olduğunu kimse iddia edemez. Efendim sizin bu söyledikleriniz ve yaptığınız tespitlerle ilgili bir öngörü sıkıntısı olduğunu mu söylemek mümkün? Bu biraz öngörüden ziyade öngörülmüş hadiseler desek daha doğru olur. Yani bunların hiçbirisi tesadüfen yapılmış işler değil. Bunların hiçbirisi Türkiye'nin öngöremediği gelişmeler değil. Bunların hiçbirisi tesadüfen gelişen ve Türkiye'nin hesaplayamadığı gelişmeler değil. Yani doğrudur, Türkiye Suriye meselesinde yanlış hesap yaptı. İran'ın ve Rusya'nın bu kadar müdahil olabileceğini hesaplayamıyordu. Ama niye ben bu konuda öngörülmüş hadiseler diyorum? Çünkü hesaplanmış hadiseler bunlar. Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş başkanı olan bir başbakanımız var. Büyük Orta Doğu Projesi ile amaçlananın İsrail'in güvenliği olduğu bellidir. 2003 yılında Condoleezza Rice'in 22 ülkenin sınır ve rejimleri değişecek sözü hala unutulmuş değildir. Kuzey Afrika'dan başlayan ve Orta Asya'ya kadar devam edecek olan süreçte başlangıç Tunus olsa da nihai hedefin Suriye'den sonra İran olduğu açıktır. Bu ülkelerin bölünmesi, bu ülkelerin iç savaşa yönlendirilmesi Türkiye açısından riskleri barındırmakla beraber netice, nihai hedef bu ülkeler içerisinden bir Kürdistan'ı ortaya çıkarmak ve İsrail'in bölgedeki güvenliğini temin etmek amaçlı olduğu bellidir. Irak Merkezi Hükümeti bugün kiminle savaşın eşiğindedir? Barzani ile, yani oradaki Kürt bölgesiyle. Yarın Suriye'de rejim değişse bile, bugünkü muhalifler iktidara gelse bile Suriye içerisinde PYD'nin kurmaya çalıştığı o Kürt bölgesi orada daha bağımsızlıkçı bir tavır sergileyecektir. Ve Suriye rejimi de bugünkü Irak rejimi gibi İsrail'le, komşularıyla şununla bununla uğraşmak yerine kendi içindeki bölgeyle uğraşmak durumunda kalacaktır. Aynı öngörüyü İran içinde yapabiliriz. Bütün bunların neticesinde bu ülkeler birbirleriyle uğraşırken bir de Türkiye ile uğraşacaklardır. Çünkü Türkiye'nin hemen yanı başında oluşan bu üç Kürt bölgesine karşı dördüncü ayağın, KCK'nın dördüncü ayağının Türkiye olduğu hatırlatması da sık sık yapılacaktır. Biz unutsak bile terör eylemleriyle bunu bize hatırlatacaklardır. Dolayısıyla Türkiye başta olmak üzere bütün bölge ülkeleri kendi iç sorunlarıyla uğraşırken İsrail rahat bir nefes alacaktır. Bu hadisenin özeti budur. Bugünkü Patriot füze savunma sistemlerinin kuruluş amacı budur. Dünkü Malatya'da radar üssü sisteminin de kuruluş amacı bunun içindi. Gazze'de İsrail'in yaptığı operasyon da hattı zatında bir İran operasyonu öncesinde orada bölgeyi hem temizleme hem de bir deneme amaçlıydı. Bölge büyük bir sıkıntıya doğru gidiyor. Bölge büyük bir savaşa doğru gidiyor. Türkiye de bu esnada parçalanmaya doğru gidiyor maalesef. Bunu da bugünkü hükümetin eliyle küresel güçler yapıyor. İşin maddiyatını karşıladığımız ama kumandasının yakınımızda bile olmadığı bir ortama da aynı zamanda adım atıyoruz böylelikle. Bu durumları nasıl değerlendirirsiniz Sayın Oğan? Tabii her şeyin bir faturası var. Bunun da faturası, Suriye iç savaşının faturasını nasıl Türk halkı ödüyorsa, Türkiye'ye gelen 200 bin göçmenin masrafını nasıl Türk halkı yol, su, elektrik zamları olarak ödüyorsa, doğal gaz zamları olarak ödüyorsa ve diğer zamlar olarak nasıl ödüyorsa, Patriotların da netice itibariyle bir maliyeti çıkacaktır. O maliyeti de yine Türkiye ödeyecektir. Veya yarın bu Patriotlar sebebiyle, Malatya'daki radar üssü sebebiyle Türkiye bir oldu bittiyle bir savaşa sokulduğunda bunun maliyetini de yine Mehmetçik, bunun maliyetini Anadolu insanı, bunun maliyetini Türk insanı ödeyecektir maalesef. İsrail'in güvenliği sağlanacaktır. Batı'nın çıkarları korunacaktır. Küresel güçlerin planları devreye sokulacaktır.
kimin eliyle? BOP eş başkanı, Sayın Başbakan'ın eliyle. Sayın Oğan, eklemek istedikleriniz varsa, genel itibariyle Orta Doğu'dan da değinmek istedikleriniz varsa alabilirim ama yoksa da teşekkür edeceğim. Teşekkür ederim. Son olarak şunu ifade etmem gerekir diye düşünüyorum. Lütfen efendim. Biz tabii Patriot'lara bakarken, biz füze savunma sistemlerine, Suriye İç Savaşı'na bakarken Irak'ta çok önemli gelişmeler oluyor. Orada Barzani güçleriyle Maliki güçleri Kerkük'ü paylaşma kavgasına girişmiş durumdalar. Türkiye'deki sayın hükümetin, sayın başbakanının baş danışmanı Barzani de burada, bölgede Kerkük Türkmenlerinin hak ve hukuklarını gasple meşgul, Türk halkını uyanık olmaya, Türk milliyetçilerini uyanık olmaya davet ediyorum. Yanı başımızda çok önemli gelişmeler oluyor. Lütfen biz parlamentoda Milliyetçi Hareket Partisi'nin milletvekilleri olarak, vatandaşın ise sosyal medyadan, Twitter'dan, Facebook'tan, meydanlardan her imkanı değerlendirerek bütün bunları görmesi ve bunlara itiraz etmesi lazım. Efendim çok teşekkür ederim. Bir ben kez daha günü raporunda sunduğunuz katkıdan dolayı iyi akşamlar dilerim Sayın Hanım. Çok sağ olun. Evet. Değerli izleyenler, Milliyetçi Hareket Partisi Iğdır Milletvekili Sayın Sinan Oğan bizlerle birlikteydi. Şimdi yavaş yavaş o yine saatimizi doldurmuşuz. İlk saatimizin bitip ikinci saatimizin içine girdiğimiz ilk çeyreklik dilim bölümündeyiz. Dolayısıyla havanın son dakikasını almak üzere Ankara'ya gideceğimizi gösteriyor, söylüyor saat bize. Ankara'dan bir alalım bakalım havanın son dakikasını. Cuma gününe kadar havalar artarak, 1-2 derece de olsa artarak devam edecekti. Bunun sonrasında cumartesiden itibaren neler olacak onu da soracağız. Bakalım eğer hava tahmin uzmanlarımız bu konuyla ilgili bizleri aydınlatırlarsa sizlerle paylaşacağız. Ankara'ya bir gidelim, hadi bakalım.